Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda dördüncü testteyiz. gelişiyorumla yolumuza devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Px eşittir 3x üzeri 8 eksi 6x eksi 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm Rx polinomu olduğuna göre Rx polinomunun sabit değeri mi kaçtır? Şimdi... 1px polinomumuz 3x üzeri 8 eksi 6 x eksi 2 eşittir x eksi 1 çarpı bölümümüz bx'miş. Ne olur ne olmaz bir kalan da ekleyelim. Kalansız mı bölünüyor, kalanlı mı bölünüyor? Nasıl anlayacağız? Tabii ki çok basit onu anlamak. Şimdi bölüm rx demiş gerçi değil mi? Re yazalım böyle r'yi. Şimdi bu formatta yazdım. Ne diyorum hep zaten? Bir polinom sorusuna böyle çok işin içinden çıkamadığınızda kalan bulmalarda falan şöyle bir yazmak lazım. Tamam böyle hallettik. Ee, kalan nedir? Onda nasıl bulursun? X gördüğün yere git 1 yaz. 1 yazdığın zaman 3 eksi 6 2 oldu değil mi? Buradan da 8 3 daha 5. Demek ki kalan polinomumuz eksi 5'miş arkadaşlar. Böyle yazdık. Artık bak gerçekten 3 x üzeri 8 eksi 6 x eksi 2 x eksi 1'e böldüm. Bölüm r x geldi. Kalan da eksi 5 oldu. Soru benden ne istiyor? Rx polinomunun sabit terimini istiyor. İşte burada sabit terim demek x gördüğün yere 0 yaz demek r 0 istiyor. Bu şu formatta yaptıktan sonra soru ne kadar kolaylaştı? x yerine 0 yazınca 0, eksi 6, e pardon 0, eksi 0, eksi 2, Eksi 1 çarpı R0 x yerine 0 yazınca eksi 5. Attım sol tarafı 3 eşittir. Eksi 1 çarpı R0. Yani R0 da buradan neymiş? Eksi 3 doğru cevabımız C şıkkı. Px polinomunun x kare artı 7x artı il 6 ile bölümünden kalan 3x eksi 5 olduğuna göre x artı 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine bu soruda da şöyle bir yorum geliştirebiliriz. x kare artı 7 x artı 6 dikkat ederseniz x artı 6 çarpanı var. O zaman bu polinomu yine daha öncesinde söylediğim gibi klasik bir şekilde şöyle bölen bir bölüm ve kalan şeklinde yazalım tamam mı? Böyle yazdım. E şimdi şu px polinomu bu ifadeye eşit değil mi? Ne yapacağız? x artı 6 ile bölümünden kalan olduğuna göre x gördüğümüz yere eksi 6 yazacağız. Yazalım şimdi. P eksi 6. Eksi 6 artı 6 sıfır. Direkt komple bak burayı ne yaptı? Sıfırladı. Eksi 6 çarpı 3 eksi 5. Yani buradan da eksi 23 olmuş oldu. Soru benden zaten P eksi 6'yı yani X artı 6 ile bölümünden kalanı istiyordu. Cevabımız eksi 23 oldu D şıkkı. Daha öncesinde söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Polinomda şöyle bir bölen, bölüm ve kalan şeklinde yazmak işimize yarar bu tarz sorularda. Şimdi gelelim bu sorumuza. Px polinomunun sabit terimi 3 olduğuna göre Qx polinomunun 2x-2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi sabit terim yani x gördüğüm yere 0 yazacağım. O zaman P0 3. Qx polinomunun 2x-2 ile bölümünden kalan ne demek? Bunu 0'a eşitlediğin zaman 2x eşittir 2. Yani x gördüğün yere 1 yazmalısın. O zaman soru bizden q1'i istiyor. Bakalım q1'i istediğine göre hakikaten x yerine 1 yazdığında p1-1'den 0 artı 1 bölü q1-2 eşittir 1. p0'ı ne verdi soru? 3 verdi. O zaman yerine yazalım. Tamam 3. Sonra buradan 4 bölü q1-2 1 yani 1. Q1 eksi 2 eşittir 4. Q1 de 6 olmuş oldu. D şıkkı geldi sorumuzun doğru cevabı. Üçüncü dereceden bir Px fonksiyonunun çarpanları x, x eksi 1 ve x eksi 2'dir. Px fonksiyonunun x eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 12 olduğuna göre P4 kaçtır? Şimdi üçüncü dereceden bir Px fonksiyonu aslında üçüncü dereceden bir polinom fonksiyon. Size N'inci dereceden dediği zaman aslında orada polinomu kastediyor tabii ki. Üçüncü dereceden bir px polinomunun o zaman çarpanları x, x-1 ve x-2. İşte bu da bir soru tipi değil mi? Özseğim hatta birkaç kere sordu. Bu temel mantığı da çok güzel sorularda kullanacağız. Yani buna yıldız koyuyorum. Çok basit ama bunun temel mantığını her yerde kullandığımız için yıldızlı. Şimdi bir üçüncü dereceden polinomun çarpanları zaten x-1. X-2 ve X'e böyle bir polinomdur. Baş kat sayısını biliyor muyuz? Hayır. O zaman bakın şöyle bir baş kat sayı en başa iyileştirin. Evet X'e de bölünüyor. X-1'e de bölünüyor. X-2'ye de bölünüyor ama sonuçta bu da olur. A da olur. Biliyor muyum bilmiyorum. O zaman bilmediğim bir baş kat sayı yapayım. X-3 ile bölümünden kalan eksi 12 olduğuna göre tabii ki burayı sıfır eşitlersem P3 ne olacaktır? Eksi 12 O zaman p 3 eşittir. A çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. Eksi 12. A demek ki eksi 2 imiş. O zaman Px polinomu eksi 2x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 oldu. Şimdi artık sorunun benden istediği P4 x yerine 4 yazarsak eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 24 oldu. Bir de eksi 2 o zaman eksi 48'miş D şıkkı. Px ikinci dereceden bir polinom fonksiyondur. P1 eşittir P2 3 ve baş kat sayısı 1 olduğuna göre Px eksi 3 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ikinci dereceden bir polinomumuz var. x kare artı ax artı b gördüğünüz gibi baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom budur. Şimdi arkadaşlar bundan sonra P1 ve P2 3'müş. O zaman yazalım 1 artı A artı B eşittir 3. Sonra 4 artı 2A artı B eşittir yine 3. Şöyle taraf tarafa çıkarırsam B'ler gider. Buradan e, bakalım A eksi A Eksi 1 artı 4'ten a artı 3 eşittir 0 demek ki a neymiş? Eksi 3. a buradan eksi 3 ise bir tanesini de yerine yazarsak 1 eksi 3 2 o zaman b de buradan ne oluyor? Dur bakayım 1 eksi 3 eksi 2 o zaman b de 5 geldi. 5 eksi 2'den 3 yapacak. O zaman b'yi de 5 bulduk. Polinom x kare eksi 3x artı 5. Şimdi benden P x 3'ün e x x ile bölümünden kalan. O zaman x yerine 0 yazacağım. 0 eşitlediğim zaman. Demek ki x yerine 0 yazarsam ne oluyor? 0 eksi 3'ten P 3. Soru benden P eksi 3 istiyor. X yerine 3 yazarsam P x polinomunda 9 artı 9 artı 5 18 artı 5'ten 23 olur. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı gelir. Burada ee, ekstra ekstra bir bilgi. Parabol bilmiyorum diyen, daha görmedim diyen dinlemesine gerek yok. Ama hocam ben 11'den parabolü biliyorum diyen ekstra tamamen bir yol söyleyeceğim. Çok böyle enteresan bir şey olmayacak. İstersen geçebilirsin, istersen izleyebilirsin. Nasıl olsa çözdük. Bir parabol arkadaşlar ikinci dereceden polinom fonksiyon ve parabolde iki tane noktanın ordinatı aynıysa bunlar tepe noktasına eşit uzaklıktadır. Yani 1 ile 2'nin tam ortasında tepe noktası vardır. O da 3 bölü 2 yapar. O yüzden bu polinomun denklemi baş kat sayısı 1 olmak üzere 1 çarpı x eksi 3 bölü 2'nin karesi artı k eşittir px şeklindedir. Bu şekilde ekstra bir bilgi de vermiş olayım. 2 2 noktanın ordinatı parabolde aynıysa bunlar tepe noktasına göre eşit uzaklıkta İkisini toplayıp 2'ye bölersen tepe noktasının absizini bulursun. Parabol denklemi budur. Bundan sonrası zaten aynı. Yine ister 2'yi koy ister 1'i koy. Yerine yazarak k'yı bulacağız. Sonra da denklem bitmiş olacak. Bu da ekstra yol olsun. Dördüncü dereceden baş kat sayısı eksi 1 olan bir px polinomunun çarpanlarından biri x küp eksi 1'dir. px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre px polinomunun x eksi p 0 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi dördüncü dereceden baş kat sayısı eksi bir olan bir polinom. Çarpanlarından biri x küp eksi bir. Demek ki bu polinom x küp eksi bire tam bölünüyor. Yani kalansız bölünüyor. E dördüncü dereceden o zaman bak böyle yazabilirsin. Bu polinom işte dördüncü dereceden olması için bir x çarpanına ihtiyaç duyuyor. Ama böyle yazarsan o zaman bunun çarpanı x olur. Biliyor muyuz? Biz şimdilik x eksi k diyelim. K'nın ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. O zaman... Bir polinomun bir kısmını biliyorsan kalan kısmını bilmiyorsan harfli yazmayı unutma. Şimdi görüntüm bu. Px polinomunu yazdım. Sonra ne demişiz? Ee, burada x artı 1 ile bölümünden kalan 4'tür. Yani x gördüğün yere eksi 1 yazarsan p eksi 1 4'müş. Şimdi hemen git burada x yerine eksi 1'i yapıştır bakalım. Eksi 1. Eksi 1'in kübü eksi 1 yani eksi 2 çarpı eksi 1 eksi k eşittir 4. 4. Şu ne oldu? 2. Sadeleştiriyorum. Eksi 1 eksi k eşittir 2. Buradan da k eşittir. Eksi 3 oldu. k eksi 3 olduğuna göre artık polinom neymiş? Eksi parantezinde x küp eksi 1 x artı 3 çarpanlarından biri bak x artı 3 geldi. x eksi p sıfır ile bölümünden kalan diyor. Bak sıfır ile bölümünden kalan değil ha aman dikkat. Bunu sıfır eşitlediğim zaman x gördüğüm yere ne yazacağım? p 0ı yazacağım demektir. Bulalım o zaman. Önce P0'ı bulalım. X yerine bak P0 yazacağım. Ona göre bu P0 bir sayı. Yani 3 mü 4 mü 7 mi 8 mi bilmiyorum. Önce P0'ı bulmalıyım o yüzden. X yerine de 0'ı yazarsam P0 eksi 1 bir de önünde eksi oldu. Artı 1 çarpı 3'ten 3 oldu. İşte arkadaşlar şunu sil artık. Soru sizden x eksi 3 ile bölümünden kalanı istiyor. Yani x gördüğün yere 3 yazacakmışsın. P 3 eşittir eksi 27 eksi 1 çarpı e, 3 artı 3, 6. Buradan da ne geldi? Eksi 26 çarpı 6. Yani eksi 156ymış arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Polinom sorularında hemen böyle atlayarak ezbere gitmemek lazım. Özellikle hani bu tarz böyle ifadeler verildiği zaman temel bilgilerimiz belli. Bu bilgileri yansıtmamız yeterlidir. Gelelim şimdi 7. soruya. Px 3. dereceden bir polinomdur. Her x eleman r için Px artı P eksi x eşittir 0. P1 sabit terimidir. Px'in baş katsayısının 10 fazlası Şurada şu sizde olmayacak onu sileyim. Hani kitaplığınızda görmeyeceksiniz. Bende ham hali var arkadaşlar yani e, baskı öncesi hali var. O yüzden merak etmeyin şu sizde e, yok bende var. Yani onu sildim o. Hani ben e, eski hali bende durduğu için telaşlanmayın tamam Hani kitabı olmayanlar varsa kitapta bu yazmıyor. Px'in baş katsayısının sayısının 10 fazlası P2'dir ifadeleri Px polinomu için doğru olduğuna göre P3 kaçtır? TYT'de de fonksiyonlarda da gördüğümüz bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum unutanlar için. Bu tek fonksiyon demektir. Eğer hangi x değerini verirsen ver. P eksi x eğer eksi P eşitse ya da işte böyle toplamları sıfırsa fonksiyon tek fonksiyondur. Peki polinom fonksiyon tek fonksiyonsa ne olur? Dereceleri tek olur arkadaşlar. Yani bir px polinomu ax küp artı bx şeklinde gelecektir. İşte size bir tek fonksiyon derecelerinin hepsi bak tek. Kesinlikle burada bir sabit terim olamaz ha. Niye hocam? Çünkü aslında o gizli x üzeri sıfır yani çift dereceli polinomdur. O yüzden sakın aman dikkat edin tek dereceli polinomda et şey pardon tek fonksiyonda kesinlikle sabit sayı olmaz. Şimdi bu bilgiden sonra P1 sabit terimidir demiş. E arkadaşlar sabit terim demek aslında bu çaktırmadan cevabı verdim. Soruda yıldızlı basit durumu ÖSYM bazen böyle yapar. Ben de ekstra böyle hani kelime oyunu tabiri caizse yapıyorum. P1 sabit terim. E şimdi hani hocam sabit terim yoktu. Aslında o ne demek? Sabit terim yok demek sıfır aslında. Sabit terimimiz sıfır. O zaman arkadaşlar P1 neymiş? Sıfırmış. İşte sizden beklediğim buydu. Yoksa hocam bir dakika hani terim yoktu? İşte o sıfır demek. Sıfır yazılmayan sayı. Dolayısıyla burada toplamaya bir katkısı yok. Verdiğim bilgiyi böyle kullanacaktın. Şimdi artık o zaman buradan ne söylerim? Güzel de bir bilgi aslında burada verilir de. Neyse şimdi bir önce düz yapmaya çalışayım bakayım. Ee, birazdan güzel bir bilgi vereceğim. İkinci yolunu muhakkak dinleyin bu sorunun. P1 sıfır arkadaşlar. P1 sıfırı sayı yazalım. A artı B eşittir 0 geldi. O zaman artık burada Px polinomu Ax küp şu sıfırı sileceğim. B gördüğüm yere eksi A yazayım. Eksi Ax oldu. Şimdi bize ne demiş? Px'in baş kat sayısının 10 fazlası. Baş kat sayısı A'dır. O zaman A artı 10 eşitmiş. P2'ye yazalım. X gördüğüm yere 2 yazarsam 8A. Eksi 2A bak P2'yi buldum. Buradan da A artı 10 eşittir 6A oldu. 10 eşittir 5A'dan A2 geldi arkadaşlar. Artık polinomumuz elimizde. 2X küp eksi 2X işte polinom. Şimdi benden p 3ü istiyor. P3 eşittir. 27 çarpı 2 54. Eksi 6 eşittir 48 oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı geldi. Bu şimdi birinci yol gayet güzel temiz bir şekilde hallettik. İkinci yol polinomda uzun vadede işimize yarayacak bir yol. Onu da söylemezsem bence olmaz. Şimdi arkadaşlar tek fonksiyonun bir özelliği vardır. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Şimdi bakın biz demin bu fonksiyonun köklerinden birini bir bulduk fark ettiniz mi? E şimdi zaten x parantezini alırsam ax kare artı b'den bu polinomun zaten köklerinden bir tanesi de 0. Bak x yerine 0 yazarsam ne oluyor? Polinomun bir kökü 0. Bak bir kökün 0. Bir kökün 1. Bir. bir tek fonksiyon orijine göre simetrik olduğu için kökleri arkadaşlar x ekseninin sol ve sağ tarafında eşit olur. Yani soldaki eksi a ise sağdaki a, kökü a'dır. Sağdaki kökü b ise soldaki kökü eksi b'dir. Çünkü orijine göre simetrik olması için bir kökün 1 ise diğer kökünün eksi 1 olması lazım. Cidden bak bu polinomu şöyle çizdiğim zaman orijine göre simetrik olur. İşte görüntümüz budur. Bu yüzden ekstra bilgi olarak bu polinomun köklerinden biri 1 ise orijine göre simetrik olduğu için diğer kökü x ekseninin diğer tarafında eksi 1'dir. Zaten orijinden geçtiği için 3. kökte bu. O zaman bu polinomumuz a çarpı x eksi 1 kökleri bilinen bir polinom yazıyorum. x artı 1 Çarpı x eksi sıfırdan işte bu. Bundan sonra a artı 10 eşittir. Yine p2'yi bulalım. a çarpı 1 çarpı 3 çarpı 2'den a yine buradan 2 oldu. Çok özel bir yorum mu? Aslında özel bir yorum. Soruda da diğer yoldan yaptığımız için bugün bürtüye gitmesin. Uzun vadede çift ve tek fonksiyonların e, köklerinin x eksenine pardon y eksenine göre simetrik olduğunu görmek lazım. Yani burada bir varsa diğer kök eksi 1'dir. Sıfır zaten y ekseninin üzerinde olduğu için simetrisi kendisi. Başka bir örnek vereyim. Atayım yedinci 7. dereceden bir polinomun köklerinden iki tanesi 3 ve 4. O zaman diğer kökleri muhakkak eksi 4 ve eksi 3'tür. Bu şekilde bunları söyleyeyim. Sorularda tek fonksiyon ve çift fonksiyonlarda köklerinden herhangi 1, 2, 3 kaç tanesini verirse versin diğerlerinin de zıt işaretli olduğunu artık görmek gerekiyor. Bu yüzden bunu önemsemiştim. Şimdi geçelim diğer soruya. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun x kare eksi x artı 3 ile bölümünden kalan x eksi 3 olmaktadır. Px polinomunun çarpanlarından biri x olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi baş katsayımız 1. Ee, çarpanlarından biri x yani tam bölünüyor. x kare eksi x artı 3 e, Üçüncü dereceyi tamamlamak için ne yapacağım? Bir x eksi k yapacağım. Bir de kalan var. x eksi 3 eşittir böyle px diyeceğim. Şimdi çarpanlarından biri x ya O zaman burada p0 nedir? 0 x gördüğüm yere sıfır yazdım. Kalansız bölünüyor yani p00 bu sayede neyi bulacağız? k'yı. Her zaman böyle bir e, böldük bölüm oldu kalan olduysa bu formatta yazıp soruda verilen bilgiyi de kullanalım. Şimdi artık ne derim x yerine 0 yazdığım zaman p 0 3 çarpı eksi k eksi 3 eşittir 0 olmalı. Buradan da eksi 3 eşittir 3k geldi k demek ki neymiş? Eksi 1'miş arkadaşlar. O zaman eksi 1'i yerine yazdığım zaman işte size polinom. Gördüğünüz gibi x kare eksi x artı 3 çarpı x artı 1 artı x eksi 3 polinomumuz. Bizden katsayılar toplamını istiyor. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazmaktır. Yani p1 bulmaktır. Yapalım. 1 eksi 1 artı 3 çarpı 2. Şunu siliyorum nasıl olsa K eksi 1 bulduk. Çarpı 2 artı 1 eksi 3'ten eksi 2. Burada 3 çarpı 2 6. 6 eksi 2'den doğru cevabımız bakın 4 olmuş oldu. Dolayısıyla cevapta da A şıkkı geldi. Px üçüncü dereceden bir polinom ve kökleri 1, 2 ve A'dır. Px'in x kare ile bölümünden kalan a eksi 3 üzeri 4 artı 11 x eksi 6 olduğuna göre Px'in x eksi 5 ile bölümünden kalan kaç? Px üçüncü dereceden bir polinom 1, 2 ve a'dır kökleri. Px'in x kare ile bölümünden kalan a eksi 3 çarpı x üzeri 4 artı 11 x eksi 6 olduğuna göre px'in x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Soruda bir noktamız var. Orası aşırı basit. Onu gördüğümüz an soru biter. Şimdi arkadaşlar bir polinomu x kare ile böldüğümüz zaman kalan en fazla kaçıncı derecedendir? Birinci dereceden. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçüktür. O yüzden burada neye bakacaksınız tek hatırlatmamız Aman a'ya 3 vermeyi unutma. Çünkü polinomun baksana böleni x kare ise hiç kalan bölenin derecesinden büyük olur mu? Eşit bile olamaz. Dolayısıyla x üzeri 4'lü terim olmamalı. İşte a bu yüzden 3'tür. Demek ki bu px polinomunun baş kat sayısına bir k diyelim. Kökleri 1 ise çarpanı x eksi 1. Kökü 2 ise çarpanı x eksi 2. Kökü a ise Çarpanı x eksi a. Yani artık a'yı 3 bulduğum için işte bu. O zaman burada e, x kare ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? 11 x eksi 6. Yapalım o zaman. x kare ile bölümünden kalan 11 x eksi 6 ise ben x gördüğüm yere 0 yazsam p0, bak gör, göstereyim. Şimdi bir px polinomumuz var. Aynı polinomdan bahsediyorum. Şimdi burada k'yı bilmiyorum ya bak olaya gel px'i x kare ile böldüm bir bölüm bx. Kalan ne? 11x eksi 6 değil mi? Kalan bu. Çünkü x üzeri 4'ten kurtuldum. O zaman ben x yerine 0 yazsam p0 ne geliyor? Eksi 6 geliyor. Bak bunu da kullanmalıydık soruda. Yani o x kare sadece kalanı orada göstermek için değil. Git x gördüğün yere 0 yaz. Böylece p0'ın eksi 6 olduğunu gör. Şimdi burada da yerine yazarsam p0 eşittir k çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 6'dan eksi 6 e, burası sadeleşti. K direkt ne oldu? 1 oldu. Güzel. Polinomumuz arkadaşlar neymiş? Px polinomu x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3'müş. P5'i istiyorum. 5 eksi 1 4. 5 eksi 2 3. 5 eksi 3 2. Cevabımız 24 olmuş oldu. C şıkkı geldi. Ufak ince bir detaydı. Reel katsayılı 4. dereceden bir polinomun 2 kökü eksi i ve 2 i'dir. Px artı 1 polinomunun sabit terimi eksi 20 olduğuna göre P2x polinomunun 2x ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar reel katsayılı olması için ne olması lazım? Burada e, ee, i'den kurtulmamız lazım. Bu da bana şunu söyler. Bir kökün eksi i ise bunun eşleniği nedir? İ'dir değil mi? Ne diyorduk biz? Eşlenikte sadece i'nin işareti değişir. E zaten burada eksi i işaretini değiştirdi mi? Sonra 2 i ise diğer köküm ne olur? Eksi 2 i eşleniği. İşte arkadaşlar burada reel katsayılı yani i'siz bir hal istiyorsak kesinlikle köklerden diğeri eşleniydi. ikinci derece denklemlerden bunu hatırlayın bakın. O zaman polinomumuz neymiş? Px eşittir x artı i çarpı x eksi i çarpı x artı 2i çarpı x eksi 2i. Bir de başka kat sayımız var mı? Var. Bilmiyorum sonuçta hani 1 de olsa, eksi 1 de olsa, 100 de olsa. Bilmiyorum şu an. Ne demiş? Px artı 1 polinomunun sabitleri mi? Yani... Sabitlerim x yerine 0 yazmak demek. P1 arkadaşlar eksi 20 oldu. P1'i eksi 20 bulmak için hemen yapalım o zaman. Px artık x yerine 1 yazıyorum bak burada. A çarpı 1 artı i. 1 eksi i. 1 artı 2i. 1 eksi 2i. Bu da ne demektir? 1 artı i, 1 eksi i. Birbirinin eşleniği. O zaman eşlenikleri çarptığımız zaman. Katsayıların kareler toplamı 1 artı 1'in karesi yani 2 olacak. Sonra yine 1 artı 2 ile 1 eksi 2'yi çarparsam katsayılar 1 ve 2. Karelerini al 1 artı 4'ten 5. Z ile Z'nin eşleniğinde aman unutma katsayıların kareler toplamıydı arkadaşlar durumumuz. A çarpı 2 çarpı 5'ten bu yüzden 10A oldu. Eksi 20 olduğuna göre A neymiş? Eksi 2. Artık burada hiç uğraşmayalım. P2x polinomunu hemen buradan x gördüğüm yere eksi 2 yazarak buldum. Şimdi ne demiş? P2x polinomunun 2x ile bölümünden kalan e 2x'i sıfıra eşitlersen aslında soru senden neyi bekliyor? P0'ı bekliyor. Yazalım o zaman. Px polinomu artık P0'ı bulacağım. X yerine sıfır yazarsam eksi 2 çarpı i çarpı eksi i çarpı 2i çarpı eksi 2i. Buradan o zaman bir eksileri artı yapayım. Eksi 2 i kare ne yapar? Eksi 1. 2 i çarpı 2 i ne yapar? Eksi 4 yapar. Buradan da doğru cevabımız o zaman eksi 8 oldu. C şıkkı gelmiş oldu. Son sorumuz bu testte. X üzeri 4 artı m çarpı x küp eksi x kare artı x px polinomunun 4 farklı gerçel kökü x1 x2 x3 x4 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi 2 eksi x1 çarpı 2 eksi x2 çarpı 2 eksi x3 çarpı 2 eksi x4 eşittir eksi 26 olduğuna göre m nedir? Hemen düşündünüz herhalde hemen düşünün demeyeceğim çünkü zaten düşünmüş olmanız lazım. Bakalım çok basit bir ayrıntı var. Arkadaşlar bir polinomun kökleri x1, x2, x3, x4 ise şunu fark etmemiş olabilirsiniz. Baş katsayımız burada dikkat et 1 zaten. 1 çarpı yazmıyorum bile. x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3 ve x eksi x4 değil midir? 4. dereceden denklemin 4 farklı kökü varsa işte denklemin bu. O zaman neyi söyleyeceğiz burada? Zaten arkadaşlar size ne yapmış bak. X gördüğünüz yere 2 yazmış fark ettiniz mi? Aslında size çaktırmadan bu soru P2'nin eksi 26 olduğunu söylemiş. O zaman Hakikaten bak x gördüğün yere 2'yi yaz. Bunu fark etmemiştin değil mi soruda? İşte bu kadar basit bir detay. Tam böyle sınav sorusu işte. Basit mi? Bakınca ne kadar basit çözümü. Bir an gözden kaçırsan gider mi? Gider. Dolayısıyla bak 2-x1, 2-x2, 2-x3 ve 2-x4 neye eşit verilmiş? Eksi 26'ya yani p2-26. Ne yapacağım? Gideceğim ilk verdiğim polinomda yerine yazacağım. Sonuçta bu da px polinomunun artık toparlanmış hali. Buna göre P2 eşittir 16 artı 8 M eksi 4 artı 2 eşittir eksi 26. 16 4 daha 12 2 daha 14 8 M eşittir eksi 40 M de buradan eksi 5 geldi. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmuş oldu. Böylece bu testi de bitirmiş olduk değil mi? Evet bu testimizi de bitirdik. Artık grafik sorularımız var. Sonra bir soru yorumlara doğru gideceğiz arkadaşlar. Bir soru yorumlardan önceki son gelişiyorum testimiz. Bakın kitabınızda şunu gördüğünüz gibi burada da olduğu gibi ikinci derece denklemdeki gibi detaylar bazı unutabileceğiniz yerler konu tekrarı gibi yapıyoruz. O yüzden benden size tavsiye bence buralara es geçmeyin. Ee, özellikle Konuyu yeni öğrendiniz, bitirdiniz bir kamp kitabından sonra geldinizse ben olsam sizin yerinizde hızlı bir şekilde, hızlı bir modda yaptığım sorulara bile ne olur ne olmaz bakardım. Özellikle öğrenme aşamasındaki öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama benim zaten netlerimi iyi hocam diyenlerde hızlı hızlı pat 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 çözsün böyle şüpheye düştüğü sorulara bakarsa ne ala. Bu şekilde diğer teste geçeceğiz. Görüşmek üzere.